Evet, değerli arkadaşlar, burada yeni bir konu başlıyor. İsmi fail konumuz başlıyor. İsmi fail deyince işi yapan kişi demek fail. Üç harfli fiillerin ismi faili, mazi fiilin birinci harfiyle orta harfinin arasına bir tane elif eklenip sondan bir evvelki harfi kesra yapılmak suretiyle oluyor. Yani kısacası failun kalıbına sokmakla oluyor. Mesela ketebe yazdı. Katibun yazan. Fetaha açtı. Fatihun açan. Açıcı da denilir tercümelerde. Darabe dövdü. Daribun döven. Döven. Alime bildi. Alimun bilen. Bir sonraki ekran. Evet, şimdi yapabilir miyiz acaba? Katele öldürdü. Öldüren demek için? Katil. Katilun. Kadime geldi. Gelen demek için? Kadimun. Kadimun. Kezebe yalan söyledi. Yalan söyleyen demek için? Kazibun. Kazibun. Nezele indi. İnen demek için? Nazilun. Nazilun. Rakibe bindi. Binen demek için? Rakibun. Rakibun. Şekere şükretti. Şükreden demek için? Şakirun. Şakirun. Zaleme zulmetti. Zulmeden demek için? Zalimun. Zalimun. Evet. Bir sonraki ekranı alıyoruz. Evet. Arkadaşlar tabii mesela diyelim ki katilu ismi fail. Bunun üçlüsünü de oradan tahmin edebiliriz. Katele, değil mi? Öldürdü manasına gelmiş oluyor. Bir de buna dikkat edelim. Mesela ketebe yazdı. Yazan demek için katibun. Bazen tekil görebiliriz. Bazen onun müennesini görebiliriz. Bayan yazan demek için ne demek lazım? Katibetün. Mesela iki yazan geldi diyecek. Katibe. Evet, yani o tarzda söyleyebiliriz. Veyahut da mesela ötre halleri, bak katibun, cae katibun, yazan geldi. Şahettü katiben, yazanı gördüm. Zehebtü mea katibin, yazanla gittim. Harekeler biliyorsunuz duruma göre ne yapıyor? Değişiyor. Aynı şey müennes için de söz konusu. Katibetün, katibeten, katibetin, harfi cer gelirse yani. Evet, burada da mesela iki katibi gördüm, iki yazarı gördüm demek için. Katibeyni, şahettü katibeyni. Ötre hali? Caek katibani, ki yazar geldi. Çoğullar, pardon şunu yapmışken, katibani müzekker, katibetani müennes. Üstün ve esra halleri katibeyni müzekker, katibeteyni müennes. Çoğullarına bakalım. Katibune yazarlar. Katibine üstün ve esra hali, bu ötresi. Müennesler nasıldı? Katibetün tekil haliydi. Bunun çoğulu katibatün. Ne deriz? Caet katibatün, yazarlar geldi. Ama yazarları gördüm demek için atün ötre haliydi. Atin üstün ve esra haliydi. Şahettü katibatin, yani yazarları gördüm. Bir sonraki ekran. Evet, bakalım. Allahu haliku külli şeyin. Halaka yarattı. Onun ismi faili ne olur? Halikun, değil mi? Allah her şeyin yaratıcısıdır. Allahu mübteda haliku haber, aynı zamanda muzaf, külli muzafın iley şeyin, değil mi? Buna göre muzaf, şeyin muzafın iley. Evet. Ne diyor burada da? Ezzakirunallâhe, Allah'ı zikredenler muhlisune, ihlaslıdırlar. Evet, ismi fail arkadaşlar muzari fiil gibi tercüme edilir, biliyor musunuz? Bu çok önemli. İsmi failler muzari fiil gibi tercüme edilebilirler. Fail ve meful alabilirler ismi failler. Yani ve bu kullanım oldukça da yaygındır. Böyle bir tercüme görürseniz, ya bu ismi fail nasıl olmuş da muzari gibi tercüme edilmiş diye düşünmeyin, edilebilir. Mesela el müminu şakirun rabbehu. Dikkat, mümin Rabbine şükreder. Şimdi irap yaparsak
arkadaşlar şuradaki şakirun muzari fiil gibi amel ediyor. Yani mümin şükreder. Şükredendir de diyebiliriz. Mümin şükredendir. Rabbehu. Niye bu Rabbehu? Onun. Çünkü buradaki ismi fail meful almış. Muzari fiil gibi amel edince fiil nasıl meful alırsa kime şükrediyor? Rabbine şükrediyor. Yani biz burada yeşkuru Rabbehu da diyebiliriz. Şakirun Rabbehu da diyebiliriz. Rabbine şükreder diyebiliriz. Bir sonraki evet, örneklerimiz var. Hel ente zahibun ilel medreseti? Sen okula gidiyor musun? Neden öyle dedik gidiyor musun? Çünkü ismi failler muzari fiil gibi tercüme edilebilirler. O da ne diyebilir? Hatta çok da pratiktir. La ene zahibun, ben gidiyorum ilel mektebeti. Yani zehebe ismi faili nasıl gelir? Zahib. Mesela kadime geldi demek. Mineyne enti kadimetün? Nereden geliyorsun? Ene kadimetün minel hadikati. Ben bahçeden geliyorum. Mesela ene zahibun ila hücretil müderrisi. Ben öğretmen odasına gidiyorum. Öğretmenin odasına gidiyorum. Burada bakın tesniyesi var. Hüma zahibanil yevme ile suki. O ikisi bugün çarşıya gidiyor. Mesela hüm zahibune gaden ilel beyti. Onlar yarın eve gidiyor. Bakın bir ayet var. İnna lillahi, bizler Allah içiniz. Ve inna, ve gerçekten de biz ileyhi, ona raciun, dönüyoruz, döneriz, dönücüleriz. Raca'a döndü. Raciun ismi faili. Bir sonraki ekran. Evet, ismi fail bazen kalıplaşmış isim olarak da hani kullanılıyor. Yani mesela ketebe fiilinden katibun kelimesi sadece hani yazıyor olma, şu anda yazan bir kimse manasına değil, yazar manasına bir isim de olur. Mesela Ahmet'ü katibun. Ne deriz? Ahmet yazıyor diyebiliriz. Ahmet yazardır diyebiliriz. Halidun talibun. Halit öğrencidir. İnnena talibatun. Bizler gerçekten öğrencileriz. Öğrencidir. Yani bunlar isimleştirilmiş. Talebe. Şu anda kadar biz nasıl öğrendik? Talibun öğrenci. Aslında o isteyen. Yani ilmi isteyen varsa talip öğrenci olmuş. Evet. El hakimani adilani. İki hakim adildirler. Bir sonraki ekranda. Evet. Evet. Mübalağalı ismi fail konusunu bir sonraki dersimizde işlemek üzere. Allah'a emanet kalın, sevgiyle olun değerli izleyenler.